Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu internetle ilgili yaşadığınız problemler, sorunları nasıl çözebileceğinizi kısaca, özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani bağlantı sorunları, ufak tefek arıza sorunları ve bununla ilgili neler yapmanızı sizlere karınca kararınca anlatmaya çalışacağım. Tabii ki detaylara geçmeden önce elbette ki sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla abone oluyoruz, bildirim butonumuzu açıyoruz ve tabii ki açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim de sizleri bekliyor. HTTP adresi şeklinde onlara da katılıp takip ederseniz mutlu olurum. Açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime de bekliyorum sizi. Dostlar, bu arada sizlere bir anket sorusu sorayım. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanmış olduğunuz internet altyapınızdan, operatörünüzden, müşteri hizmetlerinizden memnunsanız yorumlarda memnuniyetinizi ve fikir ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Değilseniz beğeni butona tıklayabilirsiniz. Farklı bir görüşünüz varsa yazabilirsiniz. Bakalım aramızda kimler neyi düşünüyor. Kullandığınız internet altyapısından, operatöründen memnun olanlar yorumlara yazsın. Olmayanlar beğeni butona tıklasın. Farklı bir görüş olanlar yazsın. Videomuzun konusu arkadaşlar günümüzün, çağımızın olmazsa olmazlarından internet. Ve internetle ilgili belki bazılarımız profesyonel bilgi sahibi, belki bazılarımız hayatında modemle haşır neşir olmayan bazılarımız olabilir. Belki de modem konusunda ufak tefek bilgi sahibiyiz ama yanlış yönlendirildiğimiz zaman hata yapabiliyoruz. Ya çünkü ben de yıllarca bir internet kullanıcısı olaraktan tabii ki başımdan geçen tecrübeler doğrultusunda bunun altını çiziyorum. Niçin? Örneğin basit bir internet arızası var. Müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. Kullandığınız operatörün bir sesli yanıt sistemi vardır. Arıyorsunuz. Orada çalışan hanımefendi veya beyefendi belki de hiçbir şekilde yani o işe girmiştir ama internet modem ayarlarını tabii ki okuyarak sizi yönlendiriyor. Yani o anda sizin yaşamış olduğunuz, karşılaşmış olduğunuz manzaradan habersiz bilgi sahibi değil. Ve direktmen hemen işin altından çıkmak için modeminiz arızalı, modeminizi yeniden kurun deyip modemi resettirebiliyorlar. Yani reset çektirebiliyorlar. Bunu mutlaka yaşamışsınızdır ve tabii ki bu da size ekstra zaman mal olmaktadır. Yani örnek olarak altyapı arızalı bir sorun vardır ama aramış olduğunuz müşteri temsilcisi direktmen modem arızası, modeminizi değiştirin, yok şu bu veyahut da yeniden kurun diyerekten size hem maddi hem de ekstra maliyet çıkartabilmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi konumuza dönecek olursak internet arızaları genelde yani modem, siz modeminizin arka tuşuna reset tuşunu şöyle çıkarıp gösterebileceksem resimler arasından şu şekil arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu on off tuşu, reset tuşu, reset tuşunun kendisini göremiyoruz ama reset ismini görüyoruz, bir küçük normalde bir iğne ucu deliğinde yani ince bir kürdan giremeyecek bir deliğe genelde saklı olur. Bazı modemlerde dışarıda olur ama çoğu modemde bu gizli bir yerde olur arkadaşlar şu şekil. Bazılarında gördüğünüz gibi dışarıda olur, bazılarında ise içeride, yani şu an iğne ucu olarak gördüğünüz reset tuşu. Bu reset tuşuna basmadığınız sürece modeminizdeki ayarlar değişmez. Tabii ki kullandığınız operatör değişmediği sürece. Yani örneğin aynı modemden farklı bir operatöre yeni geçiş yapmışsınız, taşınmışsınız. Onun ayarlarıyla tabii ki o internete bağlanamazsınız. Ayarları değiştirmeniz lazım. Ama modeminize reset atmadıysanız, modeminizin ayarlarını kurcalamadıysanız ve eve geldiniz, evde internetiniz yok, internete bağlanmanız lazım. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şöyle bir olay var modem üzerinde. Işıkları gösterebileceksek. Modem üzerindeki ışıkları bulamadık arkadaşlar. Şimdi ışıklar olmadan anlatacağım. Power ışığı arkadaşlar. Normalde power ışığı genelde standart yanar. Yani fişi elektriğe taktığınız zaman
adaptörünüzü 12 volt, 5 volt neyse kullandığınız adaptör. Power ışığı, üzerinde de power yazar büyük ihtimalle. Bu genelde sabit yanar. Bunun yanması lazım. Ayrıca arkadaşlar power ışığının yanında PP ışığı, bu kelimeler, harfler değişse de PP ışığı desek, PP ışığınız da yanmak zorunda. Ve Ethernet ışığınız, o da yanmak zorunda. Yani toplamda güç ışığıyla, power, enerji ışığıyla birlikte toplamda 3 ışık yanmak zorunda. Bu 3 ışıktan varsayalım ki biri eksik yer. Yani internet ışığınız yanmıyor varsayalım. Bu internet ışığı yanmıyorsa arkadaşlar, genelde yani altyapınızda bir bağlantı var. Bir enerji gelmekte kablonuzdan modemin arkasına doğru, ama bu kablo üzerinde arkadaşlar internet yok. Yani normal, belki telefonunuz da bağlıysa, telefonunuz splinter aracıyla bağlıysa telefonunuz çalışıyordur. Modeme PP ışığı yandığı için enerji gelmekte, ama internet, yani operatörün kablo üzerinden gönderdiği internet yoktur. Eğer arkadaşlar sadece power ışığı yanıyorsa ve PP ışığınız yanmıyorsa, bu sefer arkadaşlar hiçbir şekilde evinizin yani modeminize doğru evinize gelen telefon kablosu üzerinden hiçbir enerji gelmemektedir. Yani enerji olmadığı zamanlar ve elektriğe takılıysa sizin adaptörünüz, modeme takılıysa sadece power güç ışığı yanar ve PP ışığı ve aynı zamanda Ethernet ışığı yanmaz. Yanmadığı zaman ne oluyor? Bir kablo kopukluğu var arkadaşlar. Bu kablo kopukluğu ne olabilir? Duvar, yani eğer modeminiz direkt dışarıdan gelen kabloya bağlı değilse, iç tesisatta dolaşıyorsa, iç tesisatınızın, bu görmüş olduğunuz splinter kullanıyorsanız şayet, hem telefon hem internet kullanıyorsanız aynı anda, splinterinizin duvarla bağlantısını kontrol edebilirsiniz. Veyahut da direkt duvardan bir kablonuz modeme giriyorsa duvar bağlantısıyla modem kablosunu kontrol ediniz. Tabii ki bulunduğunuz yerde bir altyapı çalışması arızası yoksa, zaten olduğu zaman genelde operatörler bunu internet sayfalarından duyuru olarak verirler. Sayfanıza girdiğiniz zaman hesabınıza duyuru olarak gösterirler. Böyle bir arıza yoksa ve sadece sizde varsa bu arıza, yani internetle ilgili PP ve Ethernet ışığınız yanmıyorsa, modeme gelen kabloyu kontrol etmenizde yarar var. Modemden gelen kablo duvar tesisatınıza bağlıysa, ilk başta bağlandığı noktaya doğru kontrol edin. Ondan sonra bir bozulma, bir sorun yoksa, dışarıdan gelen kablo, tabii ki tesisatınıza giren bölümlerde kopukluk varsa yine bu PP ışığı yanmaz. Tekrarlıyorum arkadaşlar, genel bir arıza yoksa, operatör kaynaklı bir arıza yoksa, yani nasıl bir arıza? Örnek, bulunduğunuz bölgede Türk Telekom altyapı çalışması yapıyordur. Yani hiçbir kabloya enerji vermiyordur. Enerji gelmediği için sizin modeme de gelmiyordur. Yani enerji derken, enerji PP ışığı ve internet ışığı için söylüyorum arkadaşlar. Normal prize taktığınız power ışığınız için söylemiyorum. Normalde internet kablosu üzerinden de internet ve telefon görüşmenizi sağlayan 50 voltluk bir enerji gelmektedir. Ve tabii ki bu enerji kabloda var olduğu zaman PP ışığı yanar. Kabloda olmadığı zaman PP ışığı yanmaz. Yani arkadaşlar, burada ilk başta kablonuzu kontrol edeceksiniz. PP ışığınız yanmıyorsa, yanıyorsa, Ethernet ışığınız yoksa, yine eğer şayet sizler modem ayarlarınızla oynamadıysanız, reset atmadıysanız, yapmanız gereken tek şey durumu müşteri hizmetlerinize iletmek. Nedir bu? Müşteri hizmeti kaynaklı bir sorun var. Yani bir arıza var. Ethernet ulaştırılmıyor size. Normal telefonunuz bip sesi çalıyor. Sabit telefonunuz için söylüyorum. PP ışığı yanıyor. Modeme bir enerji gönderiliyor ama internet gönderilmiyor. Ve tabii ki bu müşteri hizmetlerinin çözeceği bir durumdur arkadaşlar. Şayet modeminizde resetleme, ayarlar değiştirilme olayı olmadıysa. Ama olduysa yine PP ışığınız yanar arkadaşlar modem üzerinden. Ve modeme enerji gelir ama
operatör ayarlarıyla oynadığınız için, yani kullanıcı adı, şifre ayarlarıyla oynadığınız için internete bağlanamazsınız. Ve bundan dolayı sadece PP ışığı yanar ve Ethernet E şeklindeki ışığınız yanmaz. Yanmadığı için internet çıkışı vermez. Yani evinizde bir internet altyapısı olmasına rağmen ayarlar düzgün kurulmadığı için, yani örnek olarak bir e-postaya giriş yapıyorsunuz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi doğru girmediğiniz zaman, nasıl ki kendi e-postanıza giriş yapamazsanız, örnek anlamda söylüyorum, modeminizde de operatörün size tanımlamış olduğu kullanıcı adı ve şifre ayarları doğru girilmediği sürece siz internete bağlanamazsınız. Bundan dolayı arkadaşlar, kablo bağlantı kesikliği arızası varsa PP ışığı yanmaz. PP ışığınız yanıyorsa ve sadece Ethernet ışığınız yanmıyorsa, modeminizin ayarlarıyla oynanılmadığına inanıyorsanız, kurcalamadığınız iseniz şayet, yani operatör kaynaklıdır. Modeminizi resetlemenize gerek yok. Bu çok nadir, yani binde bir modem resetlenip tekrar kullanıcı adı girme durumları olabilir. Onun dışındaki arızalar genelde operatör kaynaklı olur. Yani PP ışığı yanmıyorsa evinize gelen kablo sağlıklı bir şekilde ya modemle buluşmuyordur, veyahut da bulunduğunuz bölgede telekom kaynaklı bir çalışma vardır, veyahut da kablonuz normaldir, yani fırtınadan, rüzgardan kesilmiş olabilir, bir zarar görmüş olabilir, veyahut da bulunduğunuz santralden kablolarınız bir tamamsızlık vardır. Ama dediğim gibi PP ışığı yanmadığı durumlarda, PP ışığı yanıyorsa, Ethernet ışığı yanmıyorsa, işte o zaman modeminizin ayarlarıyla ilgili bir problem yaşamıyorsanız, yapmanız gereken tek şey operatörünüzden destek almak, arıza kaydı oluşturmak. Ve o süre zarfında sizler modemin ayarlarıyla oynamadıysanız, yani resetlemeyle uğraşmayın, arıza kaydı bırakın ve çözüm isteyin kendilerinden. Yani altyapınıza internet hizmeti verilmiyordur veyahut da santralde bir problem vardır, bunun gidermeleri lazım. Normalde arkadaşlar, genelde komple, yani Ethernet ışığıyla birlikte PP ışığı sönmez, ama PP ışığı söndüğü zaman hiçbir şekilde evinize internet girişi olmuyor. Yani ne telefon girişi ne internet girişi olmuyor. Normalde PP çok nadiren sönük olur, genelde yanar. Arıza olmasına rağmen, yani internet olmadığı halde PP ışığı yanar. Onun ama anlamı arkadaşlar, gelen enerji ışığı anlamına geliyor. Yani bir enerji geliyor ve bu enerji üzerinden belki de telefon bip sesi dahi geliyor, çevir sesi dahi geliyor, ama internet altyapısı o kablo üzerinden gönderilmiyor. Ve tabii ki bunun için de operatör durumu çözmesi gerekiyor. Arkadaşlar, modemin arkasına da şu şekil gösterecek olursak, sizin splinter kullanıyorsanız, şöyle kısaca göstereyim, yani telefonla birlikte internet kullanıyorsanız arkadaşlar, şunu yapmanızda yarar var. Eğer kablonuz direkt dışarıdan camdan modeme bağlı değilse, yani iç tesisatınızda bir tesisatınız varsa, tesisat üzerinden kablonuz internete takılıysa, bu duvardaki fişiniz arkadaşlar, buradan gelen kablo splinter'a takılı olur ve splinter'ın tabii ki arkadaşlar girişine taktıktan sonra splinterlerin üzerinde genelde telefon ve internet simgesi olur. Buna dikkat edin. Gerçi her iki ucundan da internet alabiliyorsunuz, ama doğru yere takmak daha sağlıklı internet almanızı sağlar. Ve splinter'den gelen kablomuz da şu şekil modemimizin tabii ki ADSL, VDSL üzerinde işaretli olan portuna takılır. Yani portlar birbirine benzese de genelde mavi, farklı renklerde olur. Genelde internet portları sarı, eski modemler için değil mi, yeni modemler için sarı oluyor. Diğerleri, örnek olarak internet portu ADSL, VDSL mavi olur. Tabii ki bu modem üreticisinden üreticiye değişebilmektedir. Bazılarında siyah olur. Ama dediğim gibi mutlaka ADSL, VDSL yazan bölüme takmanız lazım. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 çıkışları ise bunlar kablolu bağlantı sağlamaktadır.
ve reset tuşu da modemin üzerinde genelde dışarıda olmaz. Çok nadir bazı operatörlerde, bazı üreticilerde dışarıda olur. Genelde modemin içinde iğne ucu deliğinde küçük, yani bir kürdan zor sığacak şekilde bir girişte olur. Ona 10-20 saniye basılı tuttuğunuz zaman modemin ayarları sıfırlanır. Modemin ayarları sıfırlandığı zaman yeniden kurmak zorunda kalabilirsiniz. Reset atacaksanız, reset işlemi için en az 10 saniye 20 saniye o tuşa, reset tuşuna basılı tutmanız lazım ve sonucunda yeniden modeminizi kurmanız gerekiyor. Tabii ki böyle bir işleme gerek yok. Dediğim gibi PP ışığınız yanıyorsa, sadece temet ışığınız yanıyorsa operatörün düzelteceği bir işlemdir. Eğer hattınıza internet verisi gönderilmiyorsa, defalarca da resetleseniz, doğru kullanıcı adını tekrardan kursanız da internet alanı alamayacaksınız, bağlanamayacaksınız. Evet arkadaşlar, umarım yararlı bir video olmuştur. Çünkü bu sorunla ilgili gerçekten sorun yaşayanlar var. Hani ben de bundan yıllar önce ilk internet deneyimimde sürekli ne zaman internet sıkıntısı yaşasam bağlı olduğum operatörü aradığım zaman direktmen müşteri hizmetleri modeme reset at derlerdi. Yani bilgisayarınıza reset at derlerdi. Yani dalga geçerler. Çünkü çözüm üretemedikleri için, ciddi anlamda yardımcı olamadıkları için yanlış yönlendirirlerdi. Ve sürekli işinizi gücünüzü bırakıp modemi kurmakla uğraşmak zorunda kalıyordunuz. Benim size tavsiyem, modemin ayarları öyle kolay kolay, hele günümüzün modemlerinde ayarlar resetlenmez, sıfırlanmaz. Sizler kurcalamadığınız sürece, sizler ayarlara bağlanıp, tabii ki ayarlara bağlanabilmeniz için de LAN kablosu üzerinden veyahut da Wi-Fi üzerinden şifrenizi girip arayüzüne bağlanabilirsiniz. Bu arayüzüne bağlanıp ayarları değiştirmediğiniz sürece o ayarlar kolay kolay değişmez. Yani kendim için söyleyecek olursam, yıllardır aynı arayüzü hiçbir şekilde format atmadığım halde ayarlarım hiçbir şekilde değişmiyor. Resete gerek yok. Ne zaman müşteri hizmetlerine arası ben ufak bir arızada bile hemen modemi yeniden kurun, modeminiz arızalı deyip geçiştiriyorlar. Sizler bunlara kanmayın. Modem kolay kolay bozulan bir ürün değil ve ayarlar da kendiliğinden sıfırlanacak bir özellik değil. Çünkü günümüzün modemleri o kadar basit değil. Günümüzün modemleri değil arkadaşlar. İlk çıkan modemler bile çok profesyonelce yapılmış ürünlerdir. Yani dediğim gibi operatörün beceriksizliğini örtmek için attığı bir iddia. Bu iddialarla uğraşmayın. PP ışığınız yanıyorsa, Ethernet ışığınız yanıyorsa bağlı olduğunuz firmanın size interneti göndermeme başarısızlığından kaynaklanıyordur. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Buradaki amacım her zaman bilgiyi sizinle paylaşmak. Sizler de bilgiyi edindiyseniz, mutlu olduysanız, işinize yaramışsa lütfen paylaşın eşinizle, dostunuzla. Çünkü her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça değerlidir arkadaşlar. Paylaşılan bilgi değerlidir. Paylaşılmayan bilgi hiçbir anlam ve değeri yoktur. Destekleyin, abone olun. Abone olmamış olan dostlar için söylüyorum. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Bildirim butonunuzun açık olması demek, daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırası arkadaşlar, abone oluyoruz, bildirim butonumuzu açıyoruz ve daha sonrasında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim de sizleri bekliyor açıklamalar kısmında. Onlara da katılıp takip edip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek dileğiyle. Ama bu arada ankete katılmayı ihmal etmeyin. Kullanmış olduğunuz internet operatöründen memnun olanlar yorumlara, fikir ve görüşleri yazabilir. Memnun olmayanlar beğeni butonuna tıklayabilir. Farklı bir görüş olanlar yazabilir. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek, konuşmak bile sen kalın dostlar.